kadar kendimi gerçekten de çok kötü hissediyorum Sinan Bey. Kızınızın evliliği konusunda mı? Ya sadece o değil ki, başka şeyler de var. Ama kızımın evliliği konusunda bana çok fazla haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Çocuğun ailesi köylü diye onları küçümsediğimi, aşağıladığımı düşünüyorlar. Ama aslında öyle bir şey yok. Yani siz beni çok iyi tanıyorsunuz. Ben öyle biri değilim. Tabii ki öyle değil Meltem Hanım. Siz öyle bir insan değilsiniz. Buradaki asıl sorun ne biliyor musunuz? Siz bu evlilik olayının hazırlıksız yakalandınız. Kızınızın evleneceğini beklemiyordunuz. Haksız mıyım? Beklemiyordum tabii. Yani daha çok erken, okulu bile bitmedi. Sadece o da değil. Kendiniz için de çok erken buluyorsunuz. Yani kendinizi kayınvalide olacak yaşta görmüyorsunuz. Doğru. Evet. Bu yüzden de damada da, damadın ailesine de tepkilisiniz. Yani memleketleri hiç önemli değil. Kentli ya da köylü olmaları hiç önemli değil. Karadeniz'de olsalardı Karadeniz'e tepkili olacaktınız. Damat Amerika'da yaşasaydı, ailesi Amerikalı olsaydı onlara da tepki duyacaktınız. Çünkü sizin asıl tepki gösterdiğiniz kızınızın kendisi. Kızınızın evlenme isteği. Galiba doğru. Kabullenemiyorum. Yani bu zamanla karşı düşünceler sizi tanıdıkça değişecektir. İnsanlar şu anda sizi, içinde bulunduğunuz psikolojik durumu, yaşadığınız travmayı anlamıyorlar. Ya da anlamaya çalışmıyorlar. Çok da önemli değil. Tabii bir de Haluk var. Ya her şeyi bana batıyor. Aramızdaki en ufak meseleden bile çıldırabiliyorum. Ya bir yorgan yüzünden saatlerce kavga edilir mi? Anlıyorum. Sizin bu aranızdaki iletişim bozukluğunu düzeltmemiz lazım Meltem Hanım. Ha, inşallah. Yani ben çok denedim ama başarılı olamadım, ama siz Allah'tan ümit kesilmez diyorsanız onu bilemem. Düzeltiriz, merak etmeyin. Şu anda itibaren sadece benim dediklerimi yaparsanız düzeltiriz. Lütfen şu üç şeyi aklınızdan çıkartmayın. İsterseniz yazın. Olur. Evet. Şimdi, bir, bağırmak yok. Peki. İki, susmak yok. O daha kötü olmaz mı? Ya olmaz, merak etme. Üç, ters bakmak yok. Bu üç şeyi asla yapmayacaksınız. Bağırmayacaksınız. Birbirinizle konuşurken diğeri asla susmayacak. Ve asla birbirinize ters bakmayacaksınız. Bir de sizin dilinizi değiştirmemiz lazım. Tabii, Haluk'un dilini değiştirmek şart. Bakın, bundan sonra sen dili değil, ben dili kullanacaksınız. O ne demek? Sen dili suçlayıcı bir dildir. Sen kötü yemek yapmışsın gibi. Ben dili karşı tarafı kırmayan bir dildir. Yani ne kadar sorumsuz bir insansın, bu kadar gecikilir mi yerine, sen gecikince ben panik oluyorum, üzülüyorum demek gibi. Ya da şöyle bir örnek vereyim, mutlu bir iletişim için doğru dürüst konuş yerine, ne dediğini anlayamıyorum demek lazım. Of. Tabii bütün bunları Haluk Bey'e de anlatmamız gerekecek. Asıl sorun bu zaten. Buraya gelmez değil mi? Gelmez. O zaman bir arkadaştan yardım istemeniz lazım. Gönül Hanım olabilir. Sakın siz anlatmayın. Sizin anlatmanız bir gerginliğe neden olabilir. Gönül Hanım bu işi halleder. Gönülden yardım isteyebilirim.